Merhaba arkadaşlar. Şimdi size sukulentin yapraktan çoğaltılması hakkında bilgi vereceğiz. Sukulent yapraklarını bu şekilde dipten olmak üzere koparıyoruz. Evet. Sonrasında bu yaprakların kopardığımız yönleri toprağın hafif içerisine geçecek şekilde toprağın üzerine bırakıyoruz. Ve çimlenip yeşerip köklenmesini bekliyoruz. Bu köklenme süreci sukulentlerin cinsine göre değişiyor tabii ki. Yaklaşık bir ayı bulabiliyor ama tabii takip etmemiz gerekiyor. Daha sonrasından bu şekilde köklenip filizlendiklerini takip ettiğimizde bunlar filizlenip kök verdiklerinde bunları ayrıca kaplara koyup daha çok büyümesi için bekliyoruz. Bu çimlenmiş sukulent yapraklarını özellikle derinliği az saksı ya da kablara koymamız bizim için daha avantajlı oluyor. Çünkü neden? Eğer derin kablar tercih edersek bu daha çok köküne veriyor ve filizlenmesi daha geç oluyor. Filizlenmesi daha geç olduğunda da bizim için üretim daha yavaş olması demek oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu arada sukulent çoğalttırmasında illa saksı kullanmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi çikolata ya da kurabiye kutuları da gayet de işimizi görecektir. Bunlar da sukulentlerde iki çeşit olarak biz çoğaltma yaptık. Birini yapraktan, birini de baş filizlerini kırarak yaptık. Öncelikle size yapraktan olanları gösterdik. Bu da sukulentin filizinden olan çoğalttırma. Yine bunu aynı şekilde filizini kırıp toprağın üzerinde bekletiyoruz. Ve köklenip filizlenmesini bekliyoruz. Köklenip filizlendiği takdirde onları tekrar ayrıca toprağa saksıya gömerek daha çok büyümeleri için bekliyoruz. Bu yine gördüğünüz gibi bir köklenmiş sukulent yaprağı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ve en son bunlar da biraz evvel yaptığımız bakın aynen filizlenmiş mini sukulentlerimiz. Bunlar tabii büyüyüp inşallah kocaman olacaklar. Şimdilik bu şekilde sukulent çoğalttırmasıyla alakalı verdiğimiz bilgi. Daha sonrasında yine sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.